Evet canlar, hepinize merhabalar. Sağlıklı, mutlu günler, Ramazanlar. İnşallah çok 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 iyiyizdir. Evet, biz bugün sabahtan kendimizi sokaklara attık maalesef. İnşallah kötü bir şey çıkmaz diyorum. Ben de Belgin'in telefonuyla yataktan uyandım, kalktım. Hakan'ın kulaklarında morarma var. Galiba kılcal damar çatlaması olmuş. Gece çok ağlamış. Değil mi teyzeciğim? Bak. Bak. Kim varmış burada? Bak. Korkma, korkma teyzeciğim. Şey yapmaz. Değil mi? Evet, gördüğünüz gibi hem bu tarafta hem diğer kulağında inşallah bir şey yoktur. Evet, belki şimdi tekrar yukarıya çıktı Hakan'ın arabasını almak için. Ben de yalnız bırakmak istemedim için birlikte gidelim dedik hastaneye. Nerede köpek? Köpek nerede? He? Gitti değil mi? Evet, götürelim inşallah. Dediğim gibi bir şey yoktur. Ama sol tarafı bayağı morarmış. Yok ama ağlamak. Gelecek şimdi belki. Ver elini sen bana. Ver elini bana. Ver elini, hadi bakalım biz bir. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Ağlamıyorsun da ama bu yalancıktan bu. He? Yalancıktan değil mi teyzeciğim bu? He? Hadi çağır Belgin'i. Belgin. Belgin. Neredeymiş Belgin? Anne. Neredeymiş Hakan'ın annesi? İsmail nerede İsmail? Nerede İsmail? Evet, Hakan kalktığında aslında hiçbirimiz yanaştırmıyor. Bazen koala gibi sarılıyor, bazen hiç yanaştırmıyor. Poğaçasını da yemedi, attı. Değil mi? Parka gidelim mi seninle biz? Parka gidelim mi teyzeciğim? Hı? Hakan. Bak bak orada ne var bak. Bak ne var. Bak pis pisler varmış bak. Gel pis pis pis. Gel. Gel al Hakan'ı gel. Hakan. Hakan. Selam dedi Hüseyin Bey, geç geliyormuş. Gülçin Hanım, bak az önce de Gülçin Hanım ben boşum dedi, bana yönlendiremem dedi. Allah'tan ona gitti. Leyla bir de Gülçin Hanım onu söylemişti. Baksana tamam. Kulak burun boğazları yokmuş ama zaten çocuk doktorları her şeyde biliyorlar. Yönlendiriyoruz biz zaten. Ona göre yönlendiriyorlar. Bir de kendi... Aa, sakın ha, asansörde mi hızlı ne sevmedik ki? Bak aç. Kapılar açılıyor. Hakan yaramazlık peşinde yine. Hadi bakalım. Allah'a şükür sakin. Elinin ucunda pamuk var Belgin. Şimdi hiç elindeyim. Ağ var. Bir şey söyleyemeyeceğim. Neyse dur bakayım. Şöyle alayım. Aldım. Neyse bir şey demedim. Evet, Hakan'dan kanalında ama inanılmaz derecede zapt edemedik de. Dediğim gibi ama o kadın güçlü olmasaydı o tutamazdı. O bir de iğne içinde oynadıkça daha çok canı yanardı. Hayır, damardan almadıkları için senin dediğin gibi damlama yöntemini aldıkları için daha uzun sürdü. Daha da çok canı yandı. Çünkü iğne doktu da buradan sıkıyorlar ya. Sıkıyorlar ama isterseniz çocuklar canı daha çok yanıyor. Ama onda şöyle bir risk vardı. Zapt edemeyip de koluna kıvırırsa damarı patlatırlar diye. Şimdi de fark etti. Bak tutamadım, ben yarım kan oldum. Ama şimdi çekildikten sonra öbür türlü bu defa şey içerideyken, iğne içerideyken yapsaydı bu defa damarı parçalardı. Hocam ben iyi bakalım. Sakin ol. Bakalım
bakalım bir 40 dakika boyunca bekleyeceğiz. 40-45 dakika sonra kendi sonuçları çıkacak. Sonra da 2,5 saat sonuç çıktı. Onu telefonla da öğrenebiliyormuşuz nasıl olsa belki. Dediğim gibi 45 dakika sonra gideriz. Aynen. 45-50 dakika sonra gideriz. Çok bekle şey. Hakan'ı zapt edemeyiz. Şimdi girmeyecek. 50 dakika, 50 geçe gideriz. Şimdi 10 geçiyor, 50 geçe gideriz. Şey olur zaten. Zaten biz buraya gelince bir 10 dakika falan olacak hemen. Çıktık gittik ya. Tek sonuçlarında bir şey çıkmasın Belgin de. Ama mutlaka Kaan'la ilgili çünkü başka türlü öyle olmaz. Hani ya tamam. Kaan sulandırıcı içtiğinde dedim vurmadı. Ya kendi kasmayla, sıkmayla oldu dedi, vurmadıysa dedi ve kadın her tarafını kontrol etti bak. Evet. Tüm vücuduna bak. Hani başka Şiddete şey yaptı ama bir şey yok. Hiçbirine bir şey yok. Hatta suratındakileri de sordu. Bunlar ne zaman oldu? Evet bak bu dün servisteyken oldu. Ya serviste de pardon. Okuldayken oynuyor, koşturuyor. Bak şimdi bir hastanede nasıl koşturuyor ama. Doktorun yanında evet. Ya bu çocuk bu düşe kalka duyacak ama Allah için doktorun her tarafı tek tek baktı. Baca ayak şey avuç işlerine kadar baktı yanında. İyi ama bak bundan sonra bak, şey bildirme Belgin. Anne baba sıkar da çocuğun canını yakar yani ellerinden de belli olur. Sağ solun olur diye. Bu düşme. Düşme. Sen bir de İsmail'in suratını görse acaba ne olacak? Hakan mı affetti İsmail'i? Bak benim de buram ne yaptı? Hakan yaptı. O bize şiddet uyguluyor. Ama yaz böyle hani bir çocuk en azından hastaneye gittiği zaman bu kadar ilgilenmedir çocuğa karşı şiddete karşı. Girmez. Diyor mu bak Bertu şeyden hastanenin caddesinden geçecekler oradan geçmiyor bir taraftan dolanıyor hastaneye girecek diye. İşte. Pilotlu çorap da giydirme bir daha. Giydirme. Ama bak ileride ne diyor doktor? Erkek çocuklarına diyor pilotu çorap giydirmeyin diyor. Gerekirse şey giydireceksin. Şu içi ekstra havlu gibi olan çoraplar var ya çift tabanlı. Ayağına mı diyor? Ayağına. Ayağını demiyorum ki şimdi yere oturuyor ya sürekli yerde ya. Şimdi yerden ister istemez soğuk. Mesela şimdi bak dışarıya çıktık. Şimdi arabayla geri dönsek de direkt ayaklardan soğuğu aldığı zaman sonra idrar bulacak. Şu an 3-4 gün daha soğuk olacak. Ondan sonra bak şimdi elindeki pamuklar temizliyor. Evet. Kendi sistem üzerindeki pamuklarına. Ellesen bağıracak. Çok bağıracak. Ne oldu teyzem sana ya? Ben hemşire ismi yaptılar. Ah tamam başladı madem. Tarım kredi çekiyor, sıkıntı yaşıyorsun. Toplarsın şeyi. Dur tamam. Tamam hoş. Tamam al dur bebeğim ben sana. Açayım mı? Fiyatlar çok da farklı değil ama yani Ergin. Fiyatlar şimdi şeyini çekeceğim. Nohut dün Migros'ta da 29 liraydı. Migros'a da gideceğim. Buradan da fiyatlarına bakacağım. Ona göre. Ben dün baktım şey nohut kavurup yiyorum ya. Nohutun kilosu kaç paraya geliyor diye. Rüzgardan uçuyoruz. Evet ya merhaba. Fiş geri geldi diyebilirim. Gözükmüyor. Kolun şeyi gözükmüyor. Tüylerim gözükmüyor. Belgin'in montunun tüylerini elime taktık. Tüylerim yer aldım elime taktık ya. Ama senin olunca çatlaktan kötü şeyler. Kolum fazla sızladı. İkiledik. Dedim herhalde şey kamerayı komple kapattım. Alışırım inşallah. Evet, tarım kredi kooperatifine girdik. Ucuz et Antalya'ya geliyor dediler ama maalesef Antalya'ya gelmiyormuş. Evet. Antalya'da hiç boşuna. Antalya'da yaşayanlar için söyleyeyim. Tarım et kredine kıymanın kilosu 270 lira. Ha, küçük paketlerde 115 lira. 400 grama. 400 grama. Ama kiloya vurduğunuz zaman 250 böyle bir şey var. Şimdi yanlış. Diğer marketlerde de 400 gramı zaten hani aynı. Reklamlarda evet. Söylendiği gibi de şey değil. Ucuz
Ankara'da 115 ile klima yok. Burada yok. Ankara'da yok. İşte başka şehirlerde varsa onu bilemem. Ama tamam, o normal. Yani? Antalya'ya gelmedi. Kısa kasiyerle konuştuk da yok dedi. Ama bakliyatına baktığımız zaman normal marketlere kıyasla hemen hemen aynı. Hemen hemen değil, aynı. Evet. Ya ben daha dün baktım çünkü Migros'ta. Aynen. Nohut orada da 29 lira, burada da 29 lira. Şimdi mesela orada çaylarda indirim var Migros'ta. Benim çay almam. Şimdi şeylerde temizlik ürünlerinde, çamaşır sularında, ciplerde %25 zaten, indirime girecek. Zaten girdi şu anda. Migros'ta normalde girdiğin zaman orada zaten direkt indirimler oluyor. Mesela ben daha önce de söyledim. Migros'ta normalde 5 liralık yerden şeyini 125 liraya almıştım. Daha uyguna geçiyor. Şimdi yine çıktı da. Ben bir aldım. Leyla da benden istedi. Birini bana verdi. Ben sende bana. Ben de vermem dedim. Takip etseydim de alsaydım. O kadar çok güzel. Neyse vermedim de alırım. Kıstı bana. O zeytinyağı tüketiyor ben abla. Ben sadece ayçiçek yağı tüketiyorum. Ben de öyle. Tüketmiyorum. Ben şimdi sırf ayçiçek yağı yüklendiğim için istesin. Yani neredeyiz onu hep alıp koyuyorum. Yani şey yapıyorum. Gece tekrardan girdi. Ben dedim ki bakın tekrardan girdi. Leyla dedim. İkilalım vardı. İki tanesi. 12'si 250 lira. Bir tanesi 125 liraya geliyor. Tamam ama dedi ben iki tane alamam dedim. O zaman beraber alın. Ben bir tane daha alayım dedim. Biz iyi o zaman dedi. Beraber alın dedi. Ben hem bir tane daha almış oldum. 5 litre. En iyi şey yağı olacak. Daha ucuz bulduğumuz alıp alıp koyuyoruz. Annem bana öyle diyor ya. Benim eşyalarıma söylemiyorsun da diyor. O ucuz bu ucuz diye diyor. Alıp alıp geliyorsun, alıp gelme o zaman diyor. Mesela bak. Dedim sonra bittiği zaman ne yapacağız dedim. Hocam mesela L'Oreal'in o 60 liralık ben şampuanı 30 liraya aldım. Evet. 3 tane aldım. 400 sonrası şampuan bozuldu. Bozulmuyor, etmiyor. 60 liralık 30 liraya düşmüş yani. Ben 3 tanesine 90 lira verdim. 3 tane alsam 180'den yarı yarı yapıyorsun. İndirimdeyken alıp koymanın. İndirimdeyken alıp koyuyor. Deterjan da mesela öyle yapmıyor. Genelde hep deterjan gruplarını yapıyorsun. Bak ben bir senelik şeyimi aldım hemen ama. Bulaşık makinesi deterjanımı alabilirim. Valla benim de şey, çamaşır makinesinin bir seneden fazla var deterjanım. Çamaşır makinesi hemen yumuşatıcım da var. Ama yine hani indirime girdiğinde alırım. Biz bayanlar olarak indirime girdik. Koyarım köşede dursun, bozulmuyor, etmiyor. Atmıyor, tutmuyor yani abla. Hani bak bir şey sen teyzen çocuk Allah'tan zayıf dedi. Bu şeyini kullanıyordu ya. Ama ben ona dedim her gün kullanmayacaksın onu. Bir gün kullan, bir gün kullanma. Aynen şu bak kozmetik adı durun aşağıların %50 indirime geliyor. İki tane daha aldım. Dur hadi bir Feyza kullanmayacağım. Ben sevmiyorum işimi zaten. Ben sadece. Anam babam benim kalı salın olmak gerekiyor. Yoksa ben çok güzel. Temizlendiğimi hissedemiyorum yani. Bak onu da almıyorum o kozmetik. İndirime girdi. Birer kişiler alıp koydum. Bir gün çoğunlar gittiği zaman. Evet, lazım oldu mu? Ne yapıyorsun bu defa? Gidiyorsun, kaç paraysa o kadardan alıyorsun. Niye alacaksın ki? İndirimdeyken, paranla varken al, koy. Ya beklemesinin anlamı bir şey yok. Bozulmuyor, etmiyor nasıl olsa. Ama hiç farkı da yok. Hele ta bu kadar mesafe geleceğim. Buradan alacaksın. Aynısı zaten marketlerde de aynı fiyata. Hiçbir anlamı yok yani. Hiç esprisi kalmamış olayın. Yok kalmadı. Mesela burada 250 lira. Kaynan abinin çalıştığı yerde 230 lira. Kıymanın 230. Kıymanın eğer hesaplarsak. Bu da yeni zam yedi. 230 liraya geç. Mesela. Neyse işte böyle bizler takip ediyoruz. İndirimlerde bu şekilde elimizden gelmeyince evde yere çalışıyoruz. Hastaneye geldik. Hazır görmüşken bir girip bakalım dedik ama. Evet. Çok neyse Allah'tan Hakan'ın tahlil sonuçları çabuk çıktı da. Yarım saat falan çıktı. 2-3 saat falan çıkmadı. Yarım saatte de SRP'si temiz. Kan düşüklüğü var. Bir şey daha söylemişti. Kan anemisi. Atopik anemisi. Anemisi çıkmadı. Onun da bir şey çıkmadı ama 2-3 saat sonra çıkacak olan böyle kan kurtulaşmasının neden geç sürdüğüne bakacağız. Onu bir araştırmamız lazım. Kan kanıyor ama kurtulaşması geç sürüyor dedi. Allah korusun. Bir yeri kesilse evet. Fark etmezsin bir de çocuk. Bilmez de olayı, söylemez. Ona göre haber verecekler. Gerekirse zaten dedi hani nasıl aspirin kanı sulandırır dedi.
bazı insanların vücudunda da dedi bu kan değerlerinde bu dengesizlikler olabilir dedi. Aspirin tüketiyor gibi kanda sulanma meydana gelir dedi. Ama bunları da araştıracağız dedi. Eğer bununla ilgili bir sorun görürsek yalnız dedi tıp fakültesine dedi hematoloji bölümüne dedi yönlendireceğiz, oraya sevk ederiz dedi. Neyse 2,5 saat sonra bir gelsin bakalım, inşallah bir şey çıkmaz, temiz çıkar da. Gerekirse de tıp fakültesine de gideriz ablam, yani yapacak bir şey yok. İçeriz eğer bir şey olduğunda zaten mevzum gidecek. Hakan'ın tahlil sonuçlarını beklerken kapalı yola şöyle bir turlayalım dedik hem. Uyanacak. Elimizden geldiğince ağlatmamaya çalışacağız. Normalde de ağlatmamaya çalışacağız. Şimdi kulağı bir şekilde olur, hiç ağlatmasın gelmiyor şu anda. Yok ya, uyusun çocuğum biraz da. Yoruldu, o da yoruldu. Korktu bir de Vagin. Korkudan ağladı, ağlamaktan yoruldu. Yoruldu da ağlamak o stresten. Kendisi strese basıyor ya. Benim de ağrı beynime çıktı ya. Bir şey yapamadıkça. Ben de bir şey yapamıyorum. Bekliyorum. Kadın o kapından bekliyorum. Halka almış çıktı. Ben bari gördüm. Kadın dedi ki konuş sakinleşir. Ben duymuyor ki. Kadına diyecektim. Yanlış yere soktunuz herhalde iğneyi. Kan damlamıyor diyecektim. Ben de oraya hiç bakmadım bile. Ben sadece halkanın gözlerine uzaktım. Yok ben baktım. Hani kolunu kıvırdatırsa kalırımla müdahale edeyim diye. Zaten normalde bakamam yani. Bir anne olaraktan sen kendi çocuğuna seyredip zaman bakamıyor yani. Mesela daha önce çok küçükken bebekken böyle damlama yöntemiyle aldılarmış ama. Daha günlük sınırı ama annesi geldi ki ben de tutamam. Bana tut demedim. Otur sana tut, ben dışarıya çıkmam dedim. Ben dışarıya çıktım Leyla abla. Kapıyı kapatın, ben duymayayım sesini bari. O sen yüreği falan duymuyor ki kolay değil ki. Orada bas bas bağırdı. Ben ondan daha çok bağırdım. İyi neyse, alanda en azından. Şimdi çıkmazsa. Doğru var canım ya, başka bir şey değil. 8,5 saatin geçmesine az kaldı zaten Bergen. Aynen aynen. Ne olacağı belli olur, ona göre. Doktorun dediğine göre gerekirse ben randevu alırız. Hani olmasa bile dediğim gibi. Eğer baktım bir daha böyle bir durum olacak olursa mutlaka zaten bu bir şeyden kaynaklanıyor. Bunun bulunması lazım. Çünkü Hakan çok uzun süredir kulaklarına dokunup duruyor. Ama elbette bir tamam var. Ama damla damla dedi. Bebekken bile doktordaki kir dedi. Var dedi. Damla damla. Damla damla atmıyor. Durmuyor. Hiçbir şekilde çocuk tutamıyor yani. Bas bas bağırıyor. Ama bir şekilde onun temizlenmesi de lazım belki. Öğretmeni de söyledim. Eline söyledim. Şimdi ona dedi. Eline söyledim. Çok dedi. Bağırtma da gerek de yok dedi. Bir şey de söylemedi yani. Ne yapacağını. Ona o da bir şey diyemiyor. Hakikaten sen de görün. Bak eline söyledim. Dokundurtmuyor ki. Yani. Kendi istemedikten sonra mümkün değil. Öpemiyorsun bile Hakan'ı. Yanına yanaştırmıyor. Neyse şu sonuçlar bir çıksın da Leyla abla. Olmaz olur. Eczane görürse. Eczane mi? Aslında Yasin Bey çok iyi bir doktor. Yasin'e bir damla vermiş, birkaç damla damla, o bir anda köpürtüyor, çıkıp dışarıya. Sorarız eczaneye. Bir tane öyle aldıydım, bir kere yaptıydım. Bebekken bile mesela, uyurken damlat dedi ya, bebekken de uyurken damlattım ama direkt kalkıyordu. Hemen uyanıyor. Kalkarsa da kalkacak belki, böyle çekmektense. Öyleyse yani bilmiyorum artık, bağırıcı geçiyor. Eczaneden evet bir tane alacağız. Uyurken damlatacaksın, uyanırsa da uyanacak, yapacağı bir şey yok ya da ne yapacaksın? Sabah uyanmasına yakın. Saatte yapacaksın. Uyanırsa da uyanacak yani. Çok fazla en azından rahatsız olmamış olacak. Yoksa çünkü tutup da mümkün değil. Hakan'ın kulağını temizleyemeyiz. Ben tırnağı koptuğunda ben kestim tırnağını. Feyza, Belgin, ben. Üçümüz yani. Birden ancak tutup da kesebildik. Canı yanıyor muydu? Aslında yanmıyordu. Şey yanmadı halde istemez. Mesela o damlayı damlattıktan sonra 2-3 dakika boyunca kulağın içinde durması lazım. Damlayı damlat, çocuk kalksın. Öyle yatacak. Yatacak, yatmıyor zaten. Bunu da bir şey diyelim. Ama bilmiyorum. Oy oy. Çocuk olduğu zaman işte işler böyle olmuş. Öyle öyle belki. Yine ayağın şey yok. Yani. Neyse en azından çok böyle korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Buna şükür. Evet annem tişörtle geziyor. Yön içinde ben üşüdüm üstüme bir de yelek giydim.
Dışarısı zehir gibi anne. Buz gibi. Dün ben de eczaneye giderken şeyi geçtim. O tarafa doğru ağaçlar uçuyordu her yer. Her yer nasıl biliyor musun? Yıkılıyor. Bir de o taraflar açık diye inanılmaz rüzgardaydı. Zaten öyle şok gibi, salak gibi çıktık. Üstüme mont alsam mı almasam mı dedim, iyi ki de almışım. Ne diyecektim sana ya, değerim. Aldım, önümde kapatamadım. Belki kapattı artık önümü. Yağsınsın anneciğim azıcık da. Evet, geldim bir yemek yapayım dedim. Öyle sabahtan attık kendimizi sokağa. Hakan uyanmasın diye de epey bir dolaştık. Nitekim de kapıya geldik zaten, Hakan uyandı tekrar. Ondan sonra da çıktık, uyumadı zaten. Allah'tan sonuçlar geldi de. Testler temiz çıkmış. 2,5-3 saat bekleyin demişlerdi. O da temiz çıkmış ama doktor pazartesi, salı tekrar görecek. Bir şey bulamazsak çünkü tıp fakültesine göndeririz demişti ama tıp fakültesine bir şey çıkmasa bile gidelim dedim Bergin'e. Çünkü o bir şeyden kaynaklanıyor. Onun bir başka doktorlarla onlar inceletecekler. Orada. İşte incelenmesi lazım çünkü bir şey çıkmadıysa niye böyle oldu? Yani gözünüz daha kaçıp hani bir şey olabilir mi kardeşler falan dedik. Hayır yani böyle bir şey yok. Rengimiz şeyimiz attı zaten, durmuyor. Dokundurtmak istemiyor kendine. İşte o kötü dokundurtmak. Kan almak için bir kişi daha geldi. Kurtaramadıkça ayaklarını ben tuttum, üstten Bergin tuttu. Kadın Bergin'e diyor işte bir şeyler konuşun, hani sakinleşsin, mümkün değil, dinlemiyor ki. Tuttular diye, Nihal abla dedi, şimdi senin tekme atar, hani koluna üstüne gelir. Dedim tutarım artık bir elimle, ben tuttum. Bir kişi kolunu tuttu, diğeri aldı. Yıktı ortalığı zaten, hastanede de durmak istemedi. Yok ama çocuğun şiş, kulağının içi kömür karası bildiğin. Kılcal damarlarda çatlama olmuş diyor ama kanama olmuş ama kan pıhtılaşmamış diyor. Ama kulağında kurumuştur, kan kurumamış mı? Kan, ya kulağının içinde kan var mı bilmiyoruz biz. Yanağının burası şişmiş, sen nasıl düştüğünde yüzün olduydu. Burası öyle olmuş, şişmiş burası. İçeride kanama devam ettiği için şişmiş burası, morarmış, sertleşmiş. Ama diyor tamam kanama olmuş diyor. Olabilir diyor hani. Kendisi koşturur oynarken bir yere çarpmış olabilir mi? Anne, ama gece oldu. Gece oldu. Dörtte birden ona. Yattık ağlayarak diyor, kalktı diyor belki. Su aldım geldim diyor. Kız anlaşı çok yarısın onunla. Sonra yattık diyor, sabah bir kalktım diyor, hani uyandım. Öpeyim dedim diyor, mosmor. Ondan sonra işte beni aramış. Bu defa ben de korktum. Dedim bu kız beni aramaz. Hani tamam normal zamanda arıyordu ama hani Nihal abla gel uyandıysan kahve içelim diye, benim erken kalktığımı biliyor. Dedim bu kız niye beni kahveyle çağırmaz? Niye dedim hani? Bir şey mi oldu acaba? Nihal abla dedi şey, Hakan'ın yüzü mosmor dedi. Kulağının içi dedi. Ne oldu, düştü mü? Hayır düşmedi dedi. Yani kulağında bir kan gibi bir şey var mıydı yoksa yüzündeki morar mı? Yüzün mor, kulağının içi mor anne, kan yok. Kılcal damar çatlamış. Doktor diyor ki tamam kılcal damarlar çatlamış ama kan pıhtılaşmadığı için durmamış diyor. Yani kanıma devam etmiş diyor. Yani neden pıhtılaşmadığını bulmamız lazım diyor. E dedik ne olacak? Dedi hani burada testlerde bir şey çıkmazsa tıp fakültesine. Bergin dedi Nihal abla kötü bir şey çıkmaz değil mi dedi. Dedim ablacığım çıkmaz. Ama olmasa bile dedim bir tıp fakültesinden randevu alalım. Bir götürelim bu, yani bir şeyden oldu. Hani darbe almadığından eminiz çünkü. Dedim götürelim. Aradı işte biraz önce. Dedim Nihal abla şey yok. Hani bir şey çıkmamış, pazartesi salı bir göreyim diyor dedi. Doktor dedi. Dedim ondan sonra bizi... İstersen öteki ocağa. Her defasında annem aynı şeyi yapıyorsun. Ben sana yemek yaparken müdahale ediyor muyum?
Büyük ocakta yapıyorsun anne, küçük ocakta yapıyorsun anne diyor muyum? Bakalım ne diyecek? Onlar yönlendirirse belki daha kolay randevu alırız. Ama doktor her yerine incik cincik baktı. Bezine varası yağ açtı. Hani bir şiddet mi gördü diyor. Helal olsun ama yani çocukların haklarını gerçekten arıyorlar. Bezinin içine varası ya. Bezini bile çıkardı. Açtı baktı herhangi bir yerinde bir şey var mı diye. Hani şu ne zaman oldu, bu ne zaman oldu? Düşününce çiziliyor sağ solu. Bekledik artık orada. Oradan çıktık, şeye gittik. Tarım kredi kooperatifi var orada. Dedik oranın fiyatlarına bir bakalım. Hani etkiye ucuz demişler. Faiz ablaya. 115 lira demişler. Gittik 270 lira kıymanın kilosu. Bütün her şey buradaki marketlerle aynı. Ta oraya gidip de almanın anlamı yok ki. Bir kuruş bile fark yok aralarında. Yoruya uğradık artık. Dediler o 115 liraya var ama Antalya'da değil dediler. Antalya zengin mi? Tabii tabii. Evet, üye yemeği ben yapıyorum. Bütün malzemelerini annem hazırladı. Ben soyup doğrayamadığım için canım bezelye istedi bugün. Orman kebabı mıydı bu? Orman kebabıydı değil mi? Etli bezelyeli havuçlu. Ne diyorduk bunu? Orman kebabı mı diyorduk? Çok sulu yapmıyorsun zaten. Sen ne yaptın? Yattım, yemeyeceğim güzel diye. Kalkıyorum, onu yapıyorum, bunu atıyorum ağzıma, şey olsun diyerek de. Midem, gene midemdeki gaz çıkmıyor canım. Gaz beni bitiriyor. Elimden, ayağımdan canı kesiyor. Sen işte bir an önce gidip anneciğim o şeyi yapman lazım. Psikiyatri ilaçlarını bir değiştirmen lazım senin. Bir randevu al, git. Gideceğim zaten, ilaçlarım var mı? Yazmadım. Raporları bitmiş. Uzman doktor yazacak, gitmem lazım. İşte Güler'in dediği ilaçlar. Önceden de ben kullandıydım. Anneciğim, önceden kullanmış olabilirsin. O, o zaman... O zamanki psikolojine göreydi. Şimdi i̇şte psikolojim şimdi farklı. Diyordu, dedim ben bana dedim önceden onu ama ben seneler önce. Aynı öyle kafana göre ilaç kullanamazsın. Öyle psikiyatri ilaç hiç kullanamazsın. Dedim doktordan dedim hani şey edip onu söylemek lazım. Kaldı ki sen kalp ilacı kullanıyorsun öyle kafana göre. Şu ilacı başlayayım, bunu değiştireyim. Ona tamam Güler ablaya iyi geliyor olabilir. Ama Güler ablanın yaşadığı psikolojik sıkıntıyla seninki bir değil ki ya da dünyanın bir değil ki. Bir randevu alıp bir gitmen lazım. Onları bir değiştirmen lazım senin. Ya bu şey değil böyle. Benim hatırlıyor musun ilk psikiyatri ilaçlarına başladığım zaman doktor geçsin dedi kolumu kaldıramıyordum yataktan. Ağırdı ilaçlarım. Aynı duruma geldin işte. Onların bir değişmesi lazım. Ay. İçim titriyor benim bugün. Yemekle de pişer biraz. Yok pişmesin. Ah.
Ay ödüm koptu ya, bir şey çıkar diye çocuktan. Evet üzüldüm, ben de çok üzüldüm. Uyandırmazdım ben seni sabah ama dedim şimdi kalkarsan ararsın hani. Nerede diye ondan kaldırdım. Bizim Faiz abla da gitti, o da gittiğine pişman oldu. Bugün de gelecekler. Değil, onlar hafta sonu gelecekler. Birkaç gün kalacaklar yani orada. Dedi o da geleyim mi diye. E bu da anne geleyim mi? E, gelseler yapacak bir şey yok ki. Gittik yani sonuçta doktora. Nasıl şeyler ne kadar... Bebeğin ne kadar şey... indi ya, kan sulandırıcıyı da biraz kesmeme rağmen birkaç günde sımsıya oldu. Annemin bir görecektiniz düştüğünde yüzünü. Ben dayak yedi zannettim zaten. Otomatik olarak dayak yedi zannettim, gidip şikayetçi olacağım dedim. Ben de dedim sakin ol dedim. Teyzemin ben dedim. Bu mümkün değil dedim yani böyle. Böyle suratının ortasını sopayla vurmuş gibiydi senin de. Annemin kan sulandırıcıdan bir, yani resmi bir görseniz. Doktorlar da öyle dedi. Bu yani düşmeyle bu kadar darbe alamazsınız dedi. Nasıl vurduğunu ben de bilmiyorum ki. Sadece oraya bir tutunup da şöyle çömeleyim yere dediğimi. Elimin bir de şeyde dayalıydı. Nasıl ne düştüğünü biliyorum ne bir şey biliyorum. Daha hala da bakacağım diye uğraşıyordun anne kendine oturmasken. Daha hala kaşının sertliği gitmedi, daha ödem var burada. Bir yerde kanama oldu mu geçmiyor çünkü. Ha, ödüm patlıyor şimdi burayı tekrar kanama. Ama bak bu parmağımı hareket ettiriyorum, orta parmak hareket etmiyor. İşte o şey sarıldı ya, belki ondan... Ya iki parmak da sarıldı. Veya orta yerdeki daha fazla hasar aldı. Orta parmak hiç hareket etmiyor. O daha fazla hasar aldı. Yaptığım kremden sürdün mü sen akşam elini? Unuttum. Başka yer, başka bir elinde olsan da koştur koştur alırsın kullanacağım diye. Mis gibi krem hazırladım eline. Nereye koydun sen onu akşam? Buzdolabında. Dolaptaki mi? O donuk oluyor. Ama elini alıp şöyle şey yaptın mı elini sıcağıyla eriyor. Şöyle şey değil de. Ben akşam duştan sonra sürdüm yüzümü. Akşam evet, sizler yaptınız mı canlar kremden? 10 numara krem olmuş. Akşam ben kendim duştan sonra yüzüme kullandım. Anneme de dedim ama annem unutmuş. Aklına gelirse inşallah kullanır bir ara diye düşünüyorum. Gözümün önüne şuraya koymam lazım. Orada unutuyorum. Ama o zaman kremin ömrü kısalır. Hayır yani akşam. Yatmadır önce. Neyse sen bana iyi geceler demeye geldiğin zaman ben sana hatırlatırım. Eline krem sürdü öyle yatlarım. Evet yemeğimi koydum. Ufak tefek bulaşıkları yıkayayım. Tencereyi yıkayamayacağım için annem yıkayacak mecburen. Daha o kadar ağır kaldıramam. Evet güne kötü başladık ama Allah'tan Allah'ımcından çok kötü sonuçlar kötü gelseydi daha da kötü bir gün geçirecektik. Allah'tan sonuç temiz çıktı, bizi korkuttu. Allah'ın nazarlardan korusun. Evet, annemle yemek zevklerimiz farklı. Annem diri seviyor, ben pişmiş seviyorum. Evet, bulaşık yıkamam böyle maalesef. Daha henüz. Yapacak bir şey yok.
böyle minnak minnak yıkamaya çalışıyorum. Şunu atalım. Annem zaten tencereli büyük tabağı yıkar. Evet, bir gün daha geçirdik. Böyle moral bozukluğuyla kalkıp yine başlayınca gün çok iyi geçmiyor. Kendimi dayak yemiş gibi hissediyorum. Hadi eczanelerimiz ağrısa işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor diyoruz ama dergine de söyledim. Hatta bir yer ağrıyorsa söyleyeyim burada. Çok çok zor. Evet. Tencere anneciğimin ellerinden öper. Mutfağa batırdı gittim en azından. Dedim ki kendimi zaten doğrayamıyorum. Annem artık doğruyor, bir şeyleri yapıyor. Aslında bezelyenin birazını ayırıp pilavın içine koyarım diye düşünmüştüm. Sonrasında vazgeçtim. Ekmeksiz en azından 2 gün 3 gün makarnanın üstünde de çok seviyorum. Ama hala hazırda da aklıma gelmedi. Ben bunu dükkanımda da çok yapıyordum çünkü lokantam varken. Ama lokantada tabii ben tablot çıkardığım için genelde tavuklu yapıyordum. Makarnanın böyle üstüne döküp yemeyi çok seviyorum. Ben biliyorsunuz makarna da çok fazla yemiyorum. Annem akşam makarna yaptı, yine yemedim. Ama yarın birazcık da makarna yapıp böyle üzerine koyup o şekilde de yiyebilirim. Belki ne çıkarır mıyım diye düşündüm ama içinde et var, Hakan yemez. Akşam da zaten iftara gidecekler. Belki geldikten sonra etlerinden biraz ayırıp Hakan bezelye yer mi bilmiyorum. Belki biraz Belgin'e veririm. O yüzden fazla yaptım bugün. Evet, güne kötü başladık ama gelen sonuçlar en azından güzel. Ne olduğunu öğreneceğiz diye düşünüyorum. Güzel düşünelim, iyi düşünelim, iyi olsun. Hakan'cımız en kısa sürede sağlığına kavuşsun diyorum. Evet, yarın yine sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.